Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 22. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından çok değerli konuklarımız var. Müsaadelerinizle kendilerinin Grup Genel Kurulu'nda bulunan değerli konuklarımızı arz ediyorum. Çok değerli il başkanlarımız aramızda. Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı, Kütahya İl Başkanımız Zeliha Aksas Şahbaz, Kayseri İl Başkanımız Ümit Özer, Edirne İl Başkanımız Fevzi Pekcanlı, Erzurum İl Başkanımız Bülent Oğuz, Bayburt İl Başkanımız Necip Erel, Rize İl Başkanımız Saltuk Deniz, Diyarbakır İl Başkanımız Gönül Özel aramızda. Hoş geldiniz. Kayseri Yeşilhisar İlçe Başkanımız Hüdaverdi Üçgül, Kastamonu Araç İlçe Başkanımız Ümit Levent Kurtoğlu, Edirne Merkez İlçe Başkanımız Burak Gün Görmedi, Edirne Uzunköprü İlçe Başkanımız Muammer Çetiner, Marmaris İlçe Başkanımız Zekican Balcı, Kırşehir Kaman İlçe Başkanımız Nafi Erbaşı, Beylikdüzü İlçe Başkanımız Turan Taşkın Özer, Bozüyük İlçe Başkanımız İhsan Esel, Patnos İlçe Başkanımız Ali Eşref Tutmaz, Samsun Yakakent İlçe Başkanımız Hayri Kara, Menemen İlçe Başkanımız Ankara Mamak ve Hayvana İlçe Başkanlarımız ve Manisa Yunus Emre İlçe Başkanımız Yalçın Arçak, Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticilerimiz aramızda. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan, Edirne Süleyman Belediye Başkanımız Mehmet Orman Kıran, Edirne Uzunköprü Belediye Başkanımız Sayın Özlem Becan, Edirne Enez Belediye Başkanımız Özkan Gönenç, Edirne Meriç Belediye Başkanımız Erol Dübek, Kastamonu Araç Belediye Başkanımız Satılmış Sarıkaya, Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay, Menemen Belediye Başkanımız Serdar Aksoy, Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay, Fatsa, Bolovan önceki dönem belediye başkanımız aramızda. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Menemen, Afyon Çorbalar, Nevşehir Kanlıca, Muş Varto, Etimesgut ve Göksu değerli kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız ve mahalle temsilcilerimiz aramızda hoş geldiniz. Tepebaşı Belediyesi, Avlulu Çarşı Belde Evi kursiyerleri ve deneyimli kafe çalışanları, Berlin CHP Birlik Başkanımız Kenan Kolat, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, emekli Sincan Etimesgut Şube Başkanımız aramızdalar. Her birisine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarıma hangi partiden, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bu bayrağın altında, bu vatanda beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün yurttaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlar, sevgiler ve muhabbetler gönderiyorum. Derdimiz çok biliyorum. Derdimiz çok biliyorum. Sorunlarımız giderek katmerleşiyor. Bunun da farkındayım. Ama bütün bu sorunları aşmak mümkün. Ama bu ülkeye baharı getirmek mümkün.
Ama bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak mümkün. Ve bu ülkeye adaleti getirmek için de hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber çalışacağız. Adalet sadece benim için değil, adalet hepimiz için geçerli olması gereken bir kavram. Dünya adalet üzerine inşa edildi. Aramızda hukuk fakültesi öğrencileri var. Özellikle onlara sesleniyorum. Yarın hakim olacaksınız, savcı olacaksınız, avukat olacaksınız. Adaletten şaşmayacaksınız. Adaleti yücelteceksiniz. Adalet toplumun kaynaşması demektir. Adalet hak arayan kişinin başvurduğu yer demektir. Adalet haksızlığa uğrayan kişinin hakkını teslim etmek demektir. Adalet egemen güçlerin önünde eğilmemek demektir. Adalet hiç kimseden, hiçbir organdan talimat almamak demektir. O nedenle adaleti önemsiyoruz. O nedenle devletin temeli adalettir diyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde devletin kurumları ağır ağır çürür ve siz bazen farkında dahi olamazsınız. Adaleti yüceltmek, adaleti toplumun ana omurgası haline getirmek her yurttaşın, aklı başında olan her yurttaşın savunması gereken bir kavramdır. O nedenle adalete büyük önem veriyoruz. O nedenle adalet mülkün temelidir diyoruz. Yani devletin temelidir diyoruz. O nedenle adalet olmazsa olmazımızdır. Adaletin son 18 yılda çok büyük kayıplar verdiğini biliyoruz. Güven kaybını yaşadığını biliyoruz. Adalete duyulan güvenin yerlerde süründüğünü ben söylemiyorum. Bu ülkenin en tepesinde olan hakimler söylüyorlar. Yargıtay Başkanı'na sorun. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na sorun. Aklı başında herhangi bir hakime sorun aynı şeyi söyleyecektir. Adalete duyulan güven giderek ivme kaybediyor. Adalete duyulan güven. Oysa tek güvencemiz adalet olmalıydı. Haksızlığa uğradığımızda başvuracağımız yer adalet kurumu olmalıydı. Adalet kurumu bizatihi adaletsizlik dağıtırsa orada devlette çürüme başlar. Bunun farkında mı Adalet Bakanı? Elbette farkında. Bakınız 28 Şubat 2019, 18 yıl geçtikten sonra söylüyor. Yargının sorunlarını çözme konusunda önemli mesafeler aldık. 2019 yargıya güven yılı olacak. Demek ki ondan önceki yıllar yargıya güven duyulan bir yıl değildi. 2019 yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Hayır efendim, hayır. Hayır. Egemen güçlerin, siyasal yandaşların telkiniyle, baskısıyla, önerileriyle uyuşturucu kaçakçıları, FETÖ'nün en önemli adamları serbest bırakılırken gariban harp okulu öğrencileri hala yargılanıyorlar, hala hapisteler. Neden? Bunu sormak zorundayız. Mart 2019'da da devam ediyor Sayın Bakan. Türk yargı sisteminde bir ilk olarak tüm hakim ve savcılarımızın bağlayıcı şekilde uyacakları etik ilkeleri belirledik. Yani 2019 yılında bütün savcıların ve hakimlerin uyacağı ahlaki kuralları, etik ilkeleri belirlemişler. Bu ilkeler ile yargı mensuplarına ve Türk yargısına güven artacaktır diyor. Evet değerli arkadaşlarım, o etik ilkeleri belirleyen bildirge şu: Adalet Bakanlığı'nın internet sitesi, Hakimler Savcılar Kurulu'nun internet sitesine girip bunu orada görebilirsiniz. Uzun uzun anlatıyor. Neleri anlatıyor burada? Bir, hakim ve savcılar insan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranırlar diyor. Birinci kural. İkinci kural, hakim ve savcılar bağımsızdırlar. Üçüncü kural, hakim ve savcılar tarafsızdırlar. Dördüncü kural, hakim ve savcılar dürüst ve tutarlıdırlar. Beşinci kural, hakim ve savcılar
yargıya olan güveni temsil ederler. Altıncı kural, hakim ve savcılar mahremiyeti gözetirler. Yedinci kural, hakim ve savcılar mesleğe yaraşır şekilde davranırlar. Sekizinci kural, hakim ve savcılar yetkindir ve mesleklerinde özenli davranırlar. Evet, bu kuralların hepsine herkes imza atar. Aklı başında olan herkes böyle olmasını ister adaletin. Ve devam ediyor. Bu bildirge, yani şu bildirge, Türkiye Cumhuriyeti hakimleri ve savcılarının takip edecekleri etik ilkeleri belirleyen bağlayıcı bir bildirgedir diyor. Bütün hakimleri ve savcıları bağlayan bağlayıcı bir bildirgedir diyor. Hakimler ve savcılar bu bildirgede belirtilmeyen bir durumla karşılaştıklarında takip etmeye onur ve vicdanları üzerine söz verdikleri, onur ve vicdanları üzerine söz verdikleri yukarıdaki ilkelerin ruhuna uygun davranırlar. Türk yargı etiği bildirgesi hakimler ve savcıların adına karar verdikleri yüce Türk milletine ve onun her bir ferdine verilmiş olan sözdür diyor. Hakimler Savcılar Kurulu diyor en sonunda da. Değerli arkadaşlarım, daha dün 25 baronun ortak imzasıyla bir bildirge yayınlandı. Bütün avukatların %80'ini kapsıyor. Bu 25 baroda Türkiye'de görev yapan avukatların %80'i bu barolara bağlı olarak görev yapıyor. Diyor ki o bildirgede, son dönemde kamuoyunun dikkatle takip ettiği toplumsal önemi haiz davalarda yaşanan hukuksuzluklar ve yürütmenin doğrudan müdahalesi anlamına gelecek uygulamalar kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır. Yargıya söylüyor. Yürütme organının doğrudan müdahalesi kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır diyor. Hatırlar mısınız bir grup toplantısında Hakimler Savcılar Kurulu'nun hakimlere ve savcılara dağıttığı bir broşürden söz etmiştim. Şu konuda karar verirken önce bize danışacaksınız diyordu orada. Anayasaya aykırı bir uygulama. Hukuka aykırı bir uygulama. Evrensel hukuka aykırı bir uygulama. Yayın kimin yayını? Hakimler Savcılar Kurulu'nun yayını. Devam ediyor. Hakimler Savcılar Kurulu mevcut yapısıyla tamamen siyasileşmiş ve yürütmenin talimat niteliğindeki açıklamalarını görev addederek bağımsız yargıçlar üzerinde bir baskı mercii haline almıştır. Yani sarayın bir anlamda talimatını hakime bildiren organ haline almıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır. Eğer bu ülkede avukatların en az %80'i Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yargı en ağır krizi yaşadığı bir dönemden geçiyordur deniyorsa herkes şapkasını önüne koyup düşünmek zorundadır. Mahkemeler verdikleri kararlar sonrasında dağıtılmakta karar veren yargıçlar hakkında henüz imzalarının mürekkebi dahi kurumadan soruşturmalar açılmakta. Yargıç bağımsızlığı ilkesi her geçen gün yeni bir örnekle ihlal edilmektedir. Ve devam ediyor. Türkiye son yıllarda yaşadığı demokrasi kriziyle dünyanın en büyük avukat hapishanelerinden birisi haline gelmiştir. Ben söylemiyorum. Bu ülkenin avukatları söylüyor. Yani yargının olmazsa olmaz kurumlarından birisi olan savunma hakkını bütün dünyada temsil eden avukatların söylediği bu. Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Yargının, adaletin ne kadar önemli olduğunu defalarca söyledik. Tarihten gelen bütün o adalet duygusunun perçinlenmesi ve büyümesi gerekirken giderek zemin kaybettiğini görüyoruz.
Ne diyordu İranlı bilge? Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bu kadar önemli bir şey adalet. Evet, dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Mevlana ne diyordu? Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner. Bu adaleti yok ettiler işte. Ve biz bunun isyanı içindeyiz. Bir kişiye yapılan haksızlığı, zulmü kabul edemeyiz. Zulme karşı direnmezsek, zulme karşı sesimizi yükseltmezsek, sadece ve sadece düşüncelerimizi değil insanlığımızı da kaybetmiş oluruz. Değerli arkadaşlarım, Osman Kavala olayından söz ediyorum. Mahkeme oturuyor. Beraat kararı veriyor. Odasındaki bütün eşyaları dağıtıyor. Nasıl olsa tahliye edileceğim diye. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor. Dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor. Yargıya gözdağı veriyor. Sen nasıl onu beraat ettirmeye kalkarsın diyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Kimsin sen? Bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktur. Bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktur. Dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Ve cezaevi aracının içinden. Daha önce tutuklanması kaldırılan bir başka davadan ötürü. Hemen harekete geçildi. Cezaevi aracındayken tekrar hapishaneye götürüldü. Değerli arkadaşlarım, bu mudur adalet? Bu mudur insanlık? Bu mudur hak hukuk? Buna aklı başında olan, aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur arkadaşlar. Bu insani bir meseledir. Vicdani bir meseledir. Ahlaki bir meseledir bu mesele. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Biz neden görevden el çektirilen, zorla el çektirilen AK Partili belediye başkanlarının hakkını savunduk? Adalet için yaptık bunu. Milletin iradesine duyduğumuz saygı için yaptık bunu. Sen kalkıyorsun, günahsız bir adamı, beraat etmiş bir adamı nasıl beraat ettirirsin diyor. Ayıp bununla da sınırlı kalmıyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, affedersin, yüksek değil artık. Hakimler, savcılar, alçak kurulu diyebiliriz. Hakimler, savcılar, kurulu hemen toplanıyor. Hemen toplanıyor. O yargıç hakkında hemen soruşturma açın diyor. Nasıl beraat verir? Nasıl beraat verir? Ondan sonra da biz kalkacağız, onlara güveneceğiz. Bu ülkede adalet var diyeceğiz. Anayasa madde 138. Allah aşkına ya. Özellikle AK Partili kardeşlerimin dinlemesini isterim. Bu anayasa benim değil, bu toplumun anayasası. 138. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. Anayasa söylüyor bunu. Diyeceksiniz bu memlekette anayasa mı var? Anayasa askıda arkadaşlar. 20 Temmuz darbe dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül darbe döneminde, 12 Mart darbe döneminde işte bir savcılar vardı, hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya. Çok daha ağır. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Değerli arkadaşlarım, baktığınız zaman Gezi davasında da en son BASAK raporlarına yollama yapıyor. Orada da beraat verdiler.
MASAK raporlarının incelendiği ve halen 15 Temmuz soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna yönelik bir delil bulunamadı diyor. Ama içeriden hangi vicdan kabul eder bunu? Hangi insan kabul eder bunu? Hangi insan? Vicdanı ve aklı olan hangi insan kabul eder? Haksız yere içeride yatmasını bir insanın. Değerli arkadaşlarım, müdahale sadece bir Osman Kavala olayı olsa derdik ki ya tamam Osman Kavala için oldu ama düzeltilir bu. Yıllardır içeride ama işte ise tek örnektir derdik. Düzeltilir bu örnek. Çıkar bir gün yetkililer özür dilerler. Yanlışlık yaptık derler. Değerli arkadaşlar, bakın ne hale geldiğini düşünün. Bir Damat İstanbul olayı var. Yani Kanal İstanbul değil, Damat İstanbul. Gitmiş kanal yolundan kendisine arsa kapatmış. 13 dönüm. Yer var mı? Var. Tapu var mı? Var. Ada, pafta, parsel var mı? Var. Hepsi doğru mu? Doğru. Yalanlayan bir makam var mı? Hiçbir makam yok. Yayınlıyor Cumhuriyet Gazetesi. Hemen diyorlar ki yayın yasağı getirdik. Niçin? Kimse öğrenmesin. Damat İstanbul'un biz neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Kimse öğrenmesin, kimse bilmesin. Erişim yasağı getiriliyor. Bunun üzerine gazete erişim yasağı getirildi diye haber yapıyor. Bu sefer erişim yasağını eleştiren yazıya da yasak getiriyorlar. Allah aşkına bunlar hakim mi ya? Bunlar hakim mi, sarayın köleleri mi? Söylüyorum, bu kararı verenler hakim değil, sarayın köleleridir. Manadasını açıkladık değil mi? Manadasında. Yönettiği devlete bakın. Yönettiği devlete vergi vermemek için saray sosyetesinin Türkiye'den dolarları dolandırdılar. New York'tan Manadası üzerinden Türkiye'ye getirdiler aynı dolarları banka sistemi içinde. 5 kuruş vergi vermediler. 15 milyon dolar para döndü. 5 kuruş vergi vermediler. MASAK diyor ki doğru. Banka diyor ki evet, dekontlar bana ait, doğru. Para miktarı evet, doğru. Para hareketleri tamamı doğru. Sivip kayıtları tamamı doğru. Yani paranın önce yurt dışına, oradan Manadası üzerinden Türkiye'ye geldiğini belirleyen sivip kayıtları, onlar da doğru. Ne oldu? Efendim bununla ilgili yayın yasağı getirildi. Bir belgesel yaptık. Yayın yasağı getirildi. O yayın yasağını veren hakimin vicdanı var mı? Hakimlik ahlakı var mı? Hakimlik ahlakı var mı? Sonra tazminat davaları açıldı. Eleştirdim diye. Önce benim davalarımın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdiler. Yerine sarayın hakimlerini getirdiler. Bana tazminat davaları, ağır tazminat davalarına beni mahkum ettiler. Sandılar ki ben geri adım atacağım. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım. Feriştahınız gelse. Bizim bir özelliğimiz var. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak. Nokta. Haram yememek. Nokta. Kul hakkı yememek. Nokta. Vatandaşın hakkını sonuna kadar savunmak, nokta. Bizim görevimiz budur. Siyaset bunun için yapılır. Siyaset cep doldurmak için yapılmaz. Siyasetin görevi farklıdır. Bir memlekete huzuru sağlıyorsanız başarılı bir siyasetçisiniz. Kamplaşma yaratıp milleti birbirine düşürüyorsanız o siyaset berbat siyasettir. Değerli arkadaşlarım, adalet konusunda daha çok şey söylenebilir ama sıra geldi dış politikaya. 50 sefer söyledim. Dış politikada konuşurken boğazınızda 9 düğüm olmalı. Lafı konuşurken 50 kişiye danışacaksınız. Lafınızın nereye gittiğini bileceksiniz. Dış politika sıradan bir olay değildir demişti. Dış politikada
Maliyet çok ağır olur demiştim. Dış politika iki kişi arasındaki kavga değildir. Bir ülkedeki iki siyasi parti arasındaki çekişme değildir. Dış politikada olan olay devletler arasındaki ilişkilerdir. Ve bu ilişkilerde son derece dikkatli olmak zorundayız. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Dış politikada ülkenin çıkarları esastır. Beraber hareket edilir. Ve dış politikanın milli olması gerektiğini söyledim. Sadece dış politika için ayrı bir bakanlık, Dışişleri Bakanlığı bütün dünyada vardır. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bürokratlar sıradan bürokratlar değildir. Belli bir sınavla alınırlar. İyi yabancı dil bilmeleri gerekir. Kademe kademe yükselirler. Bütün dünyayı görürler, tanırlar. Sonra yeri gelir büyükelçi olurlar ve görevlerini yaparlar. Her yerde Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ederler. Arabalarında bindiklerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı vardır. Bu kadar önemlidir. Suriye'ye niye girdin dedim. Suriye'deki kavganın bir parçası neden oldun dedim. İdlib'de ne işin var dedim. Libya'da ne işin var dedim. Mısır'la niye kavga ettin dedim. Filistin bile bizi desteklemiyor bugün. Filistin bile. Bunları söylerken Türkiye'nin mavi vatanda, yani Doğu Akdeniz'de daha güçlü olması gerektiğini ifade etmek için söyledim. Herkesle kavga ettiler. Herkesle. Kahramanlık edebiyatı yapıyor. Sen kim, kahraman kim ya? Allah aşkına ya. Ya Süleyman Şah türbesini terör örgütünden kaçıran adama kahraman mı denir Allah aşkına ya? Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşmayacaksınız. Bu çok önemlidir. Egemen güçlerin gösterdiği havucun peşinde koşarsanız memleketi felakete sürüklersiniz. Türkiye o sürecin içine sokulmuştur. Pimpon topu gibi. Kahraman Putin bir süre geçiyor, hain Putin. Kahraman Trump bir süre geçiyor, hain Trump. Sen kimsin Allah aşkına ya? Ya arkadaş, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın sağlıklı, tutarlı bir dış politikası yok mu Allah aşkına ya? Sarayda oturmuşlar bir grup, dış politika belirliyorlar. Hiçbirisinin aklı da ermiyor. Hiçbirisinin. Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim, yine söylüyorum. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Evet, biz sadece Suriye değil, tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Libya'dan daha değerlidir. Değerli arkadaşlarım, bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız Türkiye'nin çıkarları olduğunda eyvallah, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu sarayın ordusu değildir. Altını özenle çiziyorum, sarayın ordusu değildir. Elli sefer söyledim. Egemen güçler ateşi kendileri tutmazlar. Maşa kullanırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni egemen güçlerin maşası haline getirmek kadar bu ülkeye yapılacak başka bir ihanet yoktur. Ne demek ya? İki egemen güç arasında pimpon topu gibi gidip gelirsin. Ki bunlardan birisi de beyefendiye aptal dedi. Benim ağrıma gidiyor. Benim ağrıma gidiyor. En büyük dostumuzdur diyor. Düne kadar en büyük düşmanıydı. Değerli arkadaşlarım, İdlib için gazeteciler soruyorlar, savaş diyebilirim diyor. Anayasanın 92. maddesini okuyorum.
milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Niye gelip meclise kapalı oturumda bilgi vermiyorlar? Kapalı oturum diyorlarsa olmaz, açık oturumda bilgi versinler. Ne oluyor bu İdlib'de? Ne oluyor bu Libya'da, neler oluyor? Biz bunları öğrenmek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milli iradeyi temsil eden bu organın, savaş ilanına karar verme konusundaki tek yetkili organın bilgisi yok. Sonra bize demokrasiden söz ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, özellikle AK Partili kardeşlerimin dinlemesini isterim. Bir dönem bize derlerdi ki, bu CHP var, CHP hep gidiyor Anayasa Mahkemesi'ne. Bu CHP var ya CHP, kendisini mecliste savunamıyor, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, orada hak aramaya kalkıyor. Evet, Anayasa Mahkemesi'ne defalarca gittik. Eğer biz Anayasa Mahkemesi'ne defalarca gitmeseydik, bugün Orta Doğu'da Türkiye çok daha karmaşık, çok daha derin sorunlarla karşılaşacaktı. Diyeceksiniz ki nasıl? 2005 yılında, 2005 Taksim 9076 sayılı bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Erdoğan Başbakan. Suriye sınırını mayınlardan arındırıyorlar. 49 yıllığına İsrail'e veriyorlar. 216 bin dekar arazi. Şimdi herkes elini vicdanına koyup bir düşünsün. Bugün 216 bin dekarlık arazide İsrail olsaydı ne olurdu? İkinci soru, bunu kim engelledi? Cumhuriyet Halk Partisi. Kararnameyi Danıştay'a götürdük, Danıştay iptal etti. Ama Erdoğan vazgeçmedi. Madem ki siz iptal ettirdiniz bunu, o zaman ben kanun çıkaracağım dedi. Yine aynı şekilde Suriye sınırındaki 216 bin dekar arazinin İsrail'e 49 yıllığına verilmesi için kanun değişikliği yaptılar. Ki Danıştay iptal etmesin diye. Biz ne yaptık? Anayasa Mahkemesi'ne gittik, yine iptal ettirdik. Kim kazandı? Türkiye kazandı. Bakın değerli arkadaşlarım, bizim önemli Dışişleri Bakanlarımızdan birisi de İhsan Sabri Çağlayangil'dir. Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Herkes İhsan Sabri Çağlayangil deyince büyük bir saygıyla kendisini karşılar, kendisini anar. Dışişleri camiası da İhsan Sabri Çağlayangil'i saygıyla anar ve bunda hiçbir eksikliği de ihmal etmez. Her seferinde konu geldiğinde İhsan Sabri Çağlayangil önemli bir Dışişleri Bakanı olarak anılır. İhsan Sabri Çağlayangil'in Orta Doğu politikası ile ilgili söylediği şu söz çok önemlidir. Orta Doğu'da önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde, önemli bir yemeğe davetli olduğunuz halde isminiz listede yoksa bir de menüye bakın, orada olabilir. Evet. Eğer isminiz listede yoksa menüye bakacaksınız, adınız orada olabilir. Egemen güçlerin menüsü olarak orada duruyor. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan'ın bunlardan haberi var mı? Erdoğan bunları biliyor mu? Saray sosyetesi bunları biliyor mu? Saray sosyetesi acaba oturup da iki satırlık dışişleriyle ilgili bir makale okudu mu? Ülkeyi ateşe atıyorlar. Ülkeyi ateşe atıyorlar. İdlib sanki Türkiye toprağı. Efendim, Suriye hükümeti geri çekilecek. Ben oraya geleceğim. Ya adam kendi toprağı kardeşim. Ha sen şunu söylüyorsan, ben Suriye'ye gireceğim, Suriye'den çıkmayacağım, İdlib'i de alacağım, Halep'i de alacağım, Şam'ı da alacağım, bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağına katacağım diyorsan tamam, onu söyle, çık söyle. Onu söylüyorsan
Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz etmeyeceksin o zaman. Bana Misak-ı Milli'den söz ediyor. Misak-ı Milli sınırlarından söz ediyor. Ben onların tamamını biliyorum. Senin gözün Suriye toprağında var mı yok mu? Bunu çık milletin önüne gayet açık söyle bakalım. Var mı yok mu? Değerli arkadaşlarım. Şehitler konusunu hemen hemen her grup toplantısında bir şekliyle ifade ederiz. Gelen şehitler onur olarak kabul ettiğimiz, gurur olarak kabul ettiğimiz, bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için hayatlarını veren insanlardır. Şehitlik mertebesi sıradan bir mertebe değildir. Hepimiz insan olarak bu ülke için, bayrağı için, vatanı için hayatını veren şehitlerimize hep saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Ve biz şehitlerimizden söz ederken çok dikkatli bir dil kullanmaya da özen gösteririz. Çünkü bu ölüm sıradan bir ölüm değildir. Bu ölümün bir anlamı vardır. Bu ölüm bir ülkenin geleceği için hayatını feda edenlerin ölümüdür. Öyle bakmamız lazım. Erdoğan 22 Şubat yani geçen günlerde Menemen'de bir miting yapıyor. Libya'dan şehitlerimizin geldiğini söylüyor. İlk kez. Kimse bilmiyor. Gelen şehitler var, doğru. Gizlice defnedilmişler, o da doğru. Fakat Erdoğan ilk kez Libya'dan şehitlerimizin geldiğini ifade ediyor. Şöyle söylüyor. Tabii birkaç tane şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim. O birkaç tane şehidimizin karşısında da yüze yakın orada o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Az önce söyledim. Şehitler sıradan bir ölümü hatırlatmazlar bize. Onları bir eşya gibi görmek, eşya gibi değerlendirmek, tane gibi ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur. Hem şehide saygı duyacaksınız, hem şehidi bir meta olarak göreceksiniz. Birkaç tane şehidimiz oldu. Daha önceleri aynı Erdoğan şehitler için kelle ifadesini kullanmıştı. Değerli arkadaşlarım, iktidar medyası ya saraydan gelen talimatla bu tane sözcüklerini oradan özenle çıkarmış. Erdoğan'ın konuşması veriliyor. İki şehidimiz var. İki tane şehidimizi taneyi oradan çıkarıyor. Yani Erdoğan'a sansürü Erdoğan medyası uyguluyor. Ben buna rağmen dün akşam AK Parti'nin internet sitesine girdim. Acaba orada gerçekten konuşma metni tam verilmiş mi diye. Orada da çıkarılmış durumda değerli arkadaşlarım. Çünkü tane sözcüğünün şehitler için kullanılmasının doğru olmadığını AK Partililer de kabul ediyorlar. Beyefendi prompterdan yani camdan konuşmayı kesince ne söylediğini bilmiyor. Ama birisi metni yazıp oradan okuduğu zaman onu biliyor. Ve devam ediyor, diyor ki efendim şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Aynen onu söylüyorum. Beyefendi şehitler tepesi boş kalmayacaksa çocuklarım var. Seni kefenle karşılayan gençler vardı. Onları gönder oraya. Niye göndermiyorsun? Aynı Erdoğan 4 Nisan 2013'te de şehitler için şunu söylüyor. Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış ne insanidir ne de vicdanidir. Doğru mu? Doğru. Ne insanidir ne de vicdanidir. Ama 2020'nin Erdoğan'ı çok farklıdır. Bir kibir abidesidir artık. İnsanlar ölmüş umurunda değil. Onun kibiri karşısında toplum ezilmektedir.
bir kibir abidesi olarak sarayda oturmaktadır. Bütün insanları kendi talimatını alan birer sinek gibi görmektedir. Ama ona karşı en gür sesi çıkaran, en namussuz sesi çıkaran partinin de CHP olduğunu o da çok iyi bilmektedir. Azerbaycan'a gidiyor. Fox TV muhabiri soru soruyor. Diyor ki, efendim Libya'da şehitlerimiz olduğunu duyurdunuz. Muhalefet şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor? Muvazzaf mı, sivil mi, neden tören yapılmadı diye soruyor. Ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya'ya gitti diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadeye tepki gösteriyorlar. Buna ne cevap derken Erdoğan, nasıl diyor. Muhabir, sizin şehitler için şehit haberini verirken kullandığınız ifade. Ne diyor o ifade? Birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim diyor Erdoğan. Değerli arkadaşlar, bakın Fox önce gazete olsun. Allah Allah. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Ezberi bozulmuş çünkü. Bunu bir defa öğrenmemiz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Kendi söylediğine kendisi, siz yalan söylüyorsunuz. Daha önemlisi, bunlar tamam. Daha önemlisi, şu ifade Türkiye'nin geleceği açısından karamsar bir ifadedir. Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Suriye güçlerine Rusya en üst düzeyde destek veriyor. Doğru. Bunun aksini söyleyen mi var? Rejim zaten davet etmiş oraya. Buyur gel diyor. İnkar etseler de bu tespit bize. Ya bütün dünya bunu biliyor. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değiliz. Mahkumuz diyor. Dikkatinizi çekerim. Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değiliz, mahkumuz diyor. Niye mahkumsun? Amerikalılar mal varlığını araştırırlar diye mi mahkumsun? Niye mahkumsun? Niye mahkumsun? Dış politikanın kendine göre özelliği var. Ve dış politikada görev alacak insanlar namuslu ve şerefli insanlardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ederler. Gittikleri ülkelerde. Az önce de ifade ettim, bayrak arabalarında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağını taşırlar. Onu gören herkes, arabada o bayrağı gören herkes, arabada Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyükelçisi olduğunu bilir. Bu sadece bize özgü bir uygulama değil. Bütün dünyada böyledir. En seçkin kişiler, en yetişmiş kişiler, gittiği bölgeyi, ülkeyi, dünyayı en iyi bilen kişiler büyükelçi olarak atanırlar. Dolayısıyla büyükelçilik namuslu ve şerefli insanların yapması gereken bir görevdir. Ama ayakkabı kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz namuslu ve şerefli kavramını kirletirsiniz. Bu zat aynı zamanda Kur'an'la da dalga geçiyordu. Bakara makara diyerek. Bunların ne kadar samimi olduğu buradan belli. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam nasıl olur da büyükelçi tayin edilir? Yarın o büyükelçi daha büyük bir rüşvetle devletin bütün sırlarını satarsa ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Devletin kozmik odasını bunlar aşmadılar mı? Üzüm üzüme baka baka kararır diye güzel bir atasözümüz var. Şimdi Viyana büyükelçisi atandı. Bir ülkücü kardeşimizin ölümüyle ilgili aranıyordu, uzun yıllar aranıyordu. Kırmızı bültenle arandı. Vatandaşlıktan çıktı. Daha sonra sözde Ermeni soykırımının tanınması için büyük mücadeleler verdi. Çaba gösterdi. O da şimdi büyükelçi. O da şimdi büyükelçi. Bu büyükelçiyi de Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum. Evet, Sayın Bahçeli'ye armağan ediyorum.
Bir büyükelçimiz daha var. Şaban Dişli. Gayet iyi hatırlıyorsunuz değil mi? 1 milyon dolar rüşvet alan adam. Belgesini ortaya koyduk. 1 milyon dolar. O da şimdi büyükelçi. O da büyükelçi. Ama iki kişi var. Bunların da hakkı. Birisi Muammer Güler. Hakkını yememek lazım. O büyük ölçüde malı götürdü. Ona Washington Büyükelçiliği yakışır. Washington Büyükelçiliği. Diğeri Zafer Çağlayan. Zafer Çağlayan'a dese ki Moskova Büyükelçisi yanlış yapmış oluruz. Neden? Çünkü saat merakı var. En iyisi İsviçre. İsviçre Büyükelçisi. Vatandaşlarımız belki unutmuştur, hatırlatayım. Zafer Çağlayan 28 seferde 52 milyon dolar rüşvet aldı. Muammer Güler 10 seferde 10 milyon dolar rüşvet aldı. Egemen Bağış 3 seferde 1 milyon dolar rüşvet aldı. Şaban Dişli de 1 milyon dolar rüşveti belgesiyle ortaya koyduk. O da ondan beslendi. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Erdoğan grup konuşmasında Türkiye saman ithal etmedi diye bir açıklama yaptı. Şöyle aynen okuyayım. Bu ülkede bunca güzel iş olurken, ne kadar güzel işler oluyor. Bütün yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları büyükelçi tayin ediyorsun. Bundan daha güzel bir şey olamaz tabii. Birileri sırf milletin moralini bozmak için mesela ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı utanmadan, sıkılmadan tekrarlayabiliyor. Ben burada çok ağır bir ifadede kullanabilirim de bu kürsüye yakışmaz diyor. Yakışır, yakışır. Her türlü şeyi söyleyebilirsin sen. Saman ithal ediyor dedim. Bu yalandır diyor. Bakın arkadaşlar. Bu gümrük giriş beyannamesi. İzmir Gümrük Müdürlüğü 19 Şubat 2020 yeni. Ticari tanımı saman. Kilogram 50.320 kilogram. Saman ithal etmişiz. Gümrük. Bir tane daha örnek vereyim. Bu da öyle. Bu da İzmir Ali Ağa. Burada da saman diye yazıyor. Miktarı da var burada. Bütün bunların hepsini çıkardım. Uzun bir liste çıktı. Her bir satırında ithal ettiğimiz samanların gümrük giriş beyannamesi tutarı hepsi burada var. Şimdi ben Erdoğan'a sormak isterim. Kim yalan söylüyor? Bu belgeler söylüyorsa bu belgeler benim değil, devletin belgesi. Gümrüğe sorun, bütün bunların hepsi çıkar. Peki millete niye yalan söylüyorsun? Oturduğun koltuk sana yalan söyleme hakkı veriyor mu? İnsanda biraz utanma, biraz sıkılma olmaz mı ya? Kılıçdaroğlu bunu araştırır bulur diye hiç düşünmedin mi sen? Bu Kılıçdaroğlu belgeye dayanmadan konuşmaz diye düşünmedin mi sen? Şimdi değerli arkadaşlarım, kuru soğan dolayısıyla depolar dolu. Kuru soğan var yeteri kadar ama ne patatesi ne de kuru soğanı dışarıya ihraç edemezsiniz diyorlar. Ve depolarda çürümeye başladı, çimlenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük buğday ithalatını yaptı. En büyük. 2018 ve 2019'da bir rekor kırdı, ithalat yaptı. Patates ithalatı da yapıldı, soğan da. Geçen yıl yaşanan kıtlık dolayısıyla çok sayıda vatandaş patates ve soğan ekti. Şimdi ihracını yasakladılar, depolar dolu ve üretici perişan vaziyette. Bekliyor ki acaba el uzatıp bizim sorunlarımızla ilgilenecekler mi? Söyleyeyim, soğan üreticisi kardeşime, daha sonra çiftçilere söyleyeyim. 18 yıldır senin sorunlarıyla ilgilenmeyen bir siyasi iktidar, bir saray sosyetesi şimdi mi ilgilenecek senin sorunlarıyla? O sarayda oturuyor keyfi yerinde. Bir eli yağda bir eli bağlı. Senin hangi şartlarda çalıştığını, sabahın köründe tarlaya nasıl gittiğini, ürünü nasıl elde ettiğini, nasıl ter döktüğünü, alın terinin ne kadar değerli olduğunu saray sosyetesi bilir mi? Onlar başka, sen başkasın kardeşim. Onların hayatı ayrı, senin hayatın ayrı kardeşim. Size
Yine bir açıklamayı okuyacağım değerli arkadaşlar. 18 yıl önce yapılmış bir açıklama. Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine çöp, rızık toplayıp götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım. Ben bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümetin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Millet bunların hepsini çok iyi biliyor. Bir seçim satım haline girildiği zaman bunların hepsi hatırlandığında neyin bedelini kimlerin ödemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu sözler Erdoğan'a ait sözler. İktidara gelmeden önce. Şimdi her vatandaşımın elini vicdanına koyup düşünmesi lazım. 18 yıl önce söylenenle 18 yıl sonra yaşanan arasında bir fark var mı? 18 yıl, 1 yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 18 yıl, 18 yıl. 18 yılda yine çöp konteynerlarından beslenenlerin sayısı arttı. Pazar atıklarından beslenenlerin sayısı arttı. Burada işsizlik yok. Ama bugün işsizlik can yakıyor. İşsizlik perişan vaziyette. İşsizler perişan vaziyette. Vatandaş borçla yaşıyor. Vatandaş da borç batağında. Sadece 27 Aralık 19 Şubat arası, 14 Şubat arası vatandaşın borcu, kredi kartı borcu 276 milyon lira artıyor. Sadece bu dönemde. Eski parayla 276 trilyon lirayı buluyor. Bütün borçta 21 milyar lira oluyor. Yani 21 katrilyon lira vatandaşın bankalara kredi kartı borcu var değerli arkadaşlarım. Ve bizler işsizlikle boğuşuyoruz. Kendisini yakanlar. Rahmetli Ecevit döneminde başbakanın önüne yazar kasa atıldı diye kıyamet kopmuştu. Şimdi bırakın yazar kasayı. Ondan vazgeçtik zaten. İnsanlar kendilerini yakıyorlar dertlerini anlatmak için. İşsizliğin en ciddi sorunlarından birisi sadece işsizlik de değil. Bir yıl süreyle işsizlik sigortasından para alırsın. Ondan sonra iş bulamazsan sosyal güvenliğin de bitiyor. Hastaneye gittiğin zaman kimse sana bakamayacak. Yaşanan felaketin farkında mı saray? Sarayda işsizlik yok. Sarayın Türkiye'sinde işsizlik diye bir dert yok. Vatandaşın Türkiye'sinde işsizlik tam bir facia. Bunun görülmesi lazım. Bir de vatandaşlarıma şunu hatırlatmak isterim. Bunlar ne diye iktidara geldiler? Yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye geldiler. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye geldiler. Yasaklarla mücadele edeceğiz diye geldiler. Yolsuzluklar artık AK Partili yöneticilerin kimliği oldu. Kimliği. Bu AK Partili yöneticidir dendiğinde malı götüren adam hatırlanıyor. Malı götüren. Saraydakiler de öyle. Onlar da malı götürendir. Yolsuzluk böyle. Yoksulluk deseniz arttı zaten. Yasaklar. Az önce yasaklardan örnek verdim. Fazla uzaya gitmeye gerek yok. Damat İstanbul olayında vardı ya 13 dönümlük arazi. Vay efendim bunu gizli tutun yasaklıyorlar. Onu haberi de yasaklıyorlar. Ondan sonra bizden diyorlar ki biz bu ülkeye demokrasiyi getirdik. Yurt dışında çalışan vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Türkiye'de 2008'de yapılan bir sosyal güvenlik değişimiyle daha fazla prim ödeyen, daha uzun süre çalışan, daha az emekli aylığı alır hale geldi. O nedenle insanlar prim ödeme gün sayısı dolunca işten ayrılıyorlar. Emekli maaşım düşmesin diye. Aynı şey yurt dışındaki işçiler için de yapıldı. Eskiden yani 1 Ağustos 2009 öncesinde 282.510 lira verdiğinizde 9.000 gün prim ödediğinizde 2.700 lira aylık alıyordunuz. Yani yurt dışında çalışıyor işçi. Türkiye'de emekli aylığı alayım diyor.
282.510 lirayı götürüp yatırıyor. 2.700 lira emekli aylığı almaya hak kazanıyor. Erdoğan yani saray iktidarının yaptığı düzenlemeyle 9.000 gün üzerinden 282.000 lira değil 397.000 lira para yatırması lazım. 397.000 lira. 2.700 lira aylık değil, daha fazla para yatırdığı halde 1.000 lirayla 1.500 lira arasında emekli aylığı alacak. Kimin sırtından? Vatandaşın sırtından. Vatandaşın sırtından alacağı emekli aylığından tasarruf etmeye çalışıyorlar. Peki saray? Saray ne halde? Bakın şu iki fotoğraf değerli arkadaşlarım. Rize'de çekildi. Rize'de. Yani Erdoğan'ın uzun yıllardır seçildiği yerde. Çaykur geçici işçi alacak. İnsanlar sabahın köründe kuyrukta bekliyorlar. Sabahın köründe bekliyorlar. İşte sarayın Türkiye'si ile halkın Türkiye arasındaki fark bu. Sarayın Türkiye'sinde böyle bir kuyruk yok aslında. Herkes balla kaymakla besleniyor. Ama bu insanlar bakın çoğu genç. Taşı sıksa suyunu çıkaracak ama işsiz. Sabahın kuyruğunda geçici iş için gelip burada bekliyorlar. Son bir konuya değineyim. Tank palet olayına. Erdoğan yine efendim tank palet için Kılıçdaroğlu şunu söylüyor, Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Bir sürü şey. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuna ait bir silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenler vatan hainidir. Nokta. Tank paleti sonuna kadar savunacağız. Mahkemeye götürdük. Hakimlere sesleniyorum. Sizde vicdan ve ahlak varsa, vicdan ve ahlak varsa, hukukun hesi kavramı varsa, diğer sözlükleri saymıyorum. Sadece hesini eğer biliyorsanız, devlete ait bir fabrikanın bilabeden Katar ordusuna peşkeş çekilmesine itiraz edeceksiniz, hukuka aykırıdır diyeceksiniz. Belgeleri isteyeceksiniz. Dava açıyoruz, başka mahkemeye düşüyor. İlgisi olmayan mahkemeye düşürüyorlar. Orada tutmaya çalışıyorlar. Bakın şimdi kim yalan söylüyor. 28 Ocak 2018 Çorum İl Kongresi. Erdoğan konuşuyor. Ey Kemal Efendi, şu obüsler fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor elhamdülillah. Doğru mu? Doğru. Fırtına obüsleri bu ülkede tank palet fabrikasının olduğu yerde yapılıyor. Hiç itirazım yok. Zaten defalarca söyledim. Ama aynı Erdoğan ATV'de katıldığı bir program, A Haber, havuz medyasında. 15-12-2019. Erdoğan, şimdi tank palet fabrikası, Avrupa'nın en büyük entegre fabrikası, değeri 20 milyar dolar, onu küçümsemeye çalışıyor. Orası bir bakım tamir atölyesi ama bitmiş, tükenmiş bir konumda diyor. Ve Erdoğan devam ediyor. Kılıçdaroğlu diyor ki, mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor. Gene yalan, yok öyle bir şey. Pes ya, pes ya. Yani Çorum'da söylüyor. Ey Kemal Efendi dinledin mi? Fırtına obüsleri burada yapılıyor. O habere gidiyor diyor ki, mesela fırtına obüsleri burada üretiliyor. Gene yalan, yok öyle bir şey diyor. Doğrusu fırtına obüsleri orada üretiliyor. Tank üretimi ne zaman olacak? Tank üretimini konusunda savunma sanayi başkanı var. Açıklama yapıyor. Tweet hesabı. Tweet atıyor. Bir tweet atıyor. İlk Altay tankı 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlarına teslim edilecek. Hayırlı olsun diyor. BMC'ye verdiler. 18 ay sonra kara kuvvetleri komutanlığına ilk tank teslim edilecek. Fakat bakıyorlar ki ortada böyle bir şey yok. 9 Ocak 2020'de aynı başkan bu sefer bir açıklama yapıyor. Şu an için firma elinde güç paketi, yani motor olmadığından tank üretimi başlatılamıyor.
güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda da tank üretimini başlatamadığımızdan bu 18 aylık sürede başlayamıyor. Yani yapacaklar, tank yok. Ne zaman tank için motoru bulurlarsa ondan sonra 18 aylık süre verecekler. Ya böyle bir ihale olur mu Allah aşkına? Dünyada böyle bir ihaleyle karşılaşan var mı? Başkan diyor ki tank üretimi yok diyor, yapmadık diyor. Ama Bergama'da 22 Şubat'ta Erdoğan açıklama yapıyor. Şimdi biz artık tankımızı da üretiyoruz. Pes ya. Vallahi pes ya. Bu kadar yalan ya. Yani yalan makinesi deseniz pes yani. İşin başındaki adam diyor tank üretemiyoruz. Motor yok diyor. Erdoğan Bergama'da kalkıyor. Bay Kemal Bilmez. Efendim biz şimdi tankımızı üretiyoruz diyor. Ne diyeyim ben? Allah akıl fikir versin diyeyim. Tank palet fabrikası kiralandı mı? Erdoğan havuz medyasında çıkmış bir televizyona konuşuyor. Diyorlar ki bu tank palet nedir diye. Burası sadece işletme noktasında 25 yıllığına BMC'ye kiralandı diyor. Katar ordusu demiyor. BMC'ye kiralandı diyor. 25 yıllığına kiralandı. Hemen bir gün sonra 16 Aralık'ta Ethem Sancak çıkıyor televizyona. Bir gün sonra soruyorlar kaça kiraladınız? Cevabı şöyle. Devlet kira istemedi. Kira ödemeyeceğiz diyor. Allah aşkına şu devletin nasıl yönetildiğine bakın. En tepedeki adam, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden adam, tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çeken adam millete yalan söylüyor. Burayı 25 yılına kiraladık diyor. Kiraladık dediği adam da diyor ki devlet bizden kira mira istemedi, kira ödemeyeceğiz diyor. Bergama'da Arifiye'deki tank fabrikasını da yine BMC Katarlılarla ortaklaşa buraya 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle burayı yeniliyorlar, rölebe yapıyorlar. Yani kiralıyorlar demiyor artık. Çünkü kira yoktur. Ve devam ediyor en son. Ama yalan Bay Kemal'de bol. Akşam yalan, sabah yalan. Onun için bizim tabii yalanda onunla baş etmemiz mümkün değil diyor. Vallahi seninle baş etme asla mümkün değil. Yalan makinesi pozisyondasın. İsterim ki kendisine yalancı dediğim için beni mahkemeye versin. Sayın Erdoğan, özellikle istirham ediyorum. Mahkemeler senin emrinde. Vallahi de billahi de senin attığın bütün yalanları mahkemede senin hakiminin huzurunda hepsini ispat edeceğim. Daha nedir acısı biliyor musunuz? Daha acısı nedir? Fabrika orduya ait. Çalışanlar orduya ait. Üretim orduya ait. Üretileni Katar BMC ortaklığı alıyor. Üzerine %12,5 kar koyup orduya satıyor. Eskiden 12,5 kar devlette kalıyordu. Şimdi BMC ve Katar ortaklığına gidiyor. Hayatımda böyle bir peşkeşle karşılaşmadım. Hayatımda. Böyle bir rezil tabloyu asla ve asla benim vicdanım kabul etmiyor. Sayın Bahçeli'ye özellikle istirham ediyorum. Sayın Bahçeli'den özellikle istirham ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Milliyetçilik duygularınızı biraz kabartın. Ve tut şu tank palet işine yeter deyin kardeşim ya. Yeter deyin ya. Ortada tank yok. Ama editör masasına bakan Sayın Bakan Akar katılıyor. Diyor ki bizim bir an önce tanka ihtiyacımız var diyor. Bir an önce tanka ihtiyacımız var. Peki tank ne zaman üretilecek? Motor bulunduktan 18 ay sonra üretilecek. Motor ne zaman bulunacak? Hani var ya dağa kaçtı bilmem karga yedi bir şeyler vardı öyle. Hikaye onun üzerine kurulu. Bakalım. Allah bu millete sabır versin. Hepinize selamlar, saygılar. Birleşimi kapatıyorum.